1944 şarkısıyla Kırım Türklerinin yaşadığı acıları anlatarak Eurovision'da birincilik alan Ukraynalı Jamal'a Türkiye'ye geldi. Ve ünlü şarkıcı bu akşamki Harbiye konserinin öncesinde kameraların karşısına geçti. For me to have my own solo concert, huge concert on this amazing stage. Söylediği Türkçe şarkıyla dünyayı kasıp kavuran Eurovision şampiyonu Jamal'a Türkiye'ye geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kırım Türklerinin hikayesini anlatan şarkıyla Eurovision'u kazanan Jamal'a o şarkının hikayesini anlattı. Şarkının etkisinden kurtulamayan Jamal'a basın toplantısına yerel bir Kırım Türkü kıyafetiyle geldi. Kolları volanlı, belden büzgülü beyaz elbisesi sanki şarkının adı gibi 1944'ten kalmıştı. İki yandan ördüğü saçlarıyla gerçek bir Kırım Türküne benziyordu. Üstelik Türkçeyi de iyice ilerletmişti. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Türkçe söylediği şarkıyla hem Eurovision birinciliğini kazanan hem de adını dünyaya duyuran Jamal'a Türkiye'de olduğu için heyecanlıydı. It's a big honor for me to have my own solo concert, huge concert on this amazing stage. Eurovision'da geçtiğimiz yıl bir ilke imza atmıştı Ukraynalı şarkıcı. ...44 yılında Kırım'dan sürülen Türklerin yaşadığı acıları Türkçe bir ağıtla anlatmış ve şarkısı nedeniyle Rusya-Ukrayna arasında ufak çaplı bir kriz yaratsa da Eurovision'da birinciliği açık ara kazanmıştı. Şarkının klibi de çok çarpıcıydı. 62 yıl önce yaşanan büyük kayıplar, büyük acılar yeniden canlandırılmıştı. Aslında şarkının gördüğü ilgiden dolayı kendisi de biraz şaşkın. Я навіть не уявляла, яка буде реакція на цю пісню. Але вона розповіла не тільки історію і біль про кримських татар, а ще багато розповіла про біль різних народностей. Bir anlamda 1944 şarkısıyla kendi yaşadığı travmayı da anlattı. Babaannesi Kırım Türkü olan Jamal'a çocukken dinlediği acı dolu hikayeleri bu akşam Harbiye'de düzenlenecek konserde şarkılarıyla İstanbul'da anlatacak.